üşüdük vallahi. Seni Allah nasıl biliyor söyle yapsın. Niye kaçtın oradan? Hava soğuk. Sana soğuk da bana soğuk değil mi? Hem köpek de huzursuz olmasın dedik işte, fena mı? Bir de bize dostluğun bu kadar, zoru görene kadar. Siz yardım edin madem. Ediyorum ya işte, bundan iyilik mi olur? Ne diyor? Sana iyilik yapıyormuş. Boş ver Kadir, konuşuyor. Bana iyilik yapıyormuş. Evet. Ne konuşuyor iyiliği? Annem sen işine bak, senin şeyini düşürmek istiyor. Pis yere ben, pis yere ben yerdim. Hayır, bana hayır, iyiliği yapma. Sen konuşma, işine bak diyor. Kadir yalan. Ah ah, girdiğim dereye derize arınamadım anam, arınamadım. Ne yaptıysam kimseye yaranamadım be. Aynen öyle. Bir ben, Kadir ben geldi de geçiyor bu dünyadan, gene de yaranamıyor. Yaranamıyorsun kimseye bu insanlara. Nankörler. İnşallah karşılığını öbür nankör, tarafta nankör alacak. Kadir sana nankör diyor. Hayır Kadir, ne sana demiyorum. Kız camdan bir şey duymuyorum. Duyma zaten Kadir. Ben nankör diyormuşum. Asla inan, aramızı açacak. Ben çok hiçbir fena şey bu demiyorum. Cenab-ı Rabbim öbür tarafta versin. Bu taraftaki kulları hiç kıymet bilmiyor. Aynen öyle. Sen öbür tarafta haklı. Eller Kadir kıymet bilmiyor anne. Hoş annem de bilmiyor ama olsun. Diyor ki sen zaten öbür taraftasın Kadir diyor. Hayır. Hayır. Tahmin ediyor musun öyle bir şey diyeceğimi? Her şeyi beklerim ben insanoğlunu. Benden. Her şey. Sanki babamın kızı. Benim penyemi niye aldın? Senin penyeni aldım da kendi odamın camını silmiyorum. Bak dışarı çıktım. Özel olarak onu kocamın soğuk atletini kestim. Her yer kokuyor. Kocamın atleti, kocamın. 10.000 liraya alırsın, alırsın kocana bir atlet. İnşallah. Yok ondan ben emekli paramı yatıracağım. Herifin parasını yedin yetmiyor, bir de atletini almış gelmişsin. Siz kadın milleti yok musunuz siz? Ah erkek milleti. Kibrit çöpü. Adamın yaşarken ömrünü yiyorsunuz, ölünce de parasını yiyorsunuz. Aynen. Herifler sadece emekli olana kadar çalışıyorlar. Aynen öyle. Oh be Kadir, sonunda gelebildin. Bir şey diyeceğim. Ne? Bu kilim niye böyle yağmur altında kalmış gibi oldu? Peteğin içini yıkadım anne. Birsen Hanım petekten akan suları çektirdi. Evin kilimiyle. Ne yapayım evin, evini temizliyorum, daha ne istiyor Allah'tan? Tak şunu tak hadi. O kilimi kim temizleyecek? Makine atacağız. Hadi türleri attın mı Kadir? Hayır makineyi temizleyeceğim şimdi. Hadi o zaman hadi durma. İlk önce bana şu korneşi al, ondan sonra. Peki bir şey diyeceğim. Söyle anne. Lafın yeri geldi. Söyle yavrum. Cansu neden geldi biliyor musun? Neden? Hadi bakalım Kadir açıkla. Sen Cansu'ya dedin ki finalde yorum yaparken. Ben asla korneşleri silmeden, örümcek ağlarını almadan işe başlamam. Bu tarafa mı? Hayır. Bak şimdi korneş pisken oraya tül taktığımda korneş düğmeleri pis yere sürer dedi. Tamam şimdi işte onu deminden beri yırtılıyorum ya, Kadir gel şu korneşi al diyerekten. İşte Cansu da diyor ki, Cansu da diyor ki. Cansu çok biliyor. İşe neden başlarken diyor örümcek ağlardan ve korneşlerden. Hayır ilk önce burayı alacağım, ondan sonra öyle gideceğim. Hadi 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 çeneyi topla. Peki bir şey diyeceğim. Cam silmeden korneş alman gerekmiyor muydu? Niye? Yaş bez, yaş bez toz yapmaz. Annem ben öyle yapıyorum evimde. Çatlayın işte. Sen çatla. Hadi Kadir peki, hadi. Ben söyleyeceğimi söyledim. Tamam anneciğim söyle. Şimdi bugün Birsen abla ne derse onu yapıyoruz. Hadi Kadir'ciğim. Ben ne yapayım şimdi? Korneş al. Ben şimdi buraların örümceklerin olacağım. Evi süpüreceğim. Birsen Hanım biliyorsunuz Kadir öyle bedavaya yardım etmiyor size bu işlerde. Anlatın bakalım hikayenizi. Eşinizle nasıl tanıştınız, oradan başlayalım. Ben nakışçıydım bekarken. He? Nakış işliyordum fakat. Hürremi falan kalfalarını mı yapıyordun? Yok nakışçıydım, çeyiz yapıyordum, çeyiz işi. He. Ondan sonra patronumuz Nermin abla kulakları çınlasın. Tekir Trakyalı. Çok sevdim. Tabii İstanbul, tabii o zamanlar İstanbul'da Lale Devri var. He. He. Ondan sonra bir gün ben böyle çalışıyorum devamlı, saçımı kestirecektim. Nermin abla dedim, kuaför var mı tanıdık dedim, böyle hani dedim vakit almayacak falan filan. Eşimin o patronları da önceden kalfayken iki tane İlhan'dı. Biri küçük İlhan, biri büyük İlhan yaş olarak. Neyse gittik oraya arkadaşımla, Güler diye bir arkadaşım vardı. Güler dedim bunu sana ayarlayalım bu çocuğu. O çocuk yok, kim? Orta... Kocam. Ne anlamadım. Aman Kadir sen de bunu nasıl taktın Allah'ını seversen. O takılmıyor tam anlamıyla. Ha. Sen şimdi kocan önce arkadaşına mı dedin? He. Ondan sonra neyse mesela saçımı kestireceğim dedi. Tabii bayan buyurun tabii dedi hanımefendi. Gittim. Ondan sonra kuaföre gittik. Boydan boy uzun bir kuaför salonu, çok güzel. Ondan sonra dedim ki ben dedim İlhan Bey varmış dedim, saçımı kestireceğim. Onlar da İlhan'ların da işleri vardı. Buyurun hanımefendi dedi, ben keseyim dedi. Neyse saçımı yıkandı. Eşin yani? Evet eşim Metin. Kalfa o zaman orada. Kalfaydı evet. Ondan sonra benim için saçımı kesti, saçımı ıslak o koltuktan onu alıyor, o koltuktan onu alıyor. Müşteri geliyor ya. Allah'ını seversen dedim, sende bir hastalık mı var dedim müşteriye dedim ondan. Bari kestin, ettin, elledin bir de fönümü çek de gideyim dedim. Yok dedi öbür arkadaşlar çekecek dedi. Yok dedim ben çektirmem dedim öbür arkadaşlara. Bir yandan da Güler'e diyorum, kız Güler diyorum bak diyorum bu sana yani koca koca istiyorsun yani dedim, senin olsun.
Yok kız dedi. Ve selam öyle işte konuştuk şey öyle gittik geldik neyse. Bir sefer daha gittim geldim. Başladım bu biraz böyle tepemde şarkı. Ferdi Tayfurcu bu arada kocacığım. Ferdi Tayfur şarkılarından falan söylüyor şudur budur derken. İşte öyle bir elektrik aldık birbirimizden. Oldu bitti. O şeydendir, föndendir o. He mi? İkinci elektrik oluyor ya. Ondan herhalde Kadir'ciğim. Ondan sonra o zaman telefon ne yoktu? Mektuplaşma vardı. Birbirimize mektup yazıp. Ama şu vardı benim iş yerime giderken onun dükkanının önünden geçmek zorundayım. Başka yol yok yani. Gidiyorum geliyorum adam kapının önünde. Demek saatimi öğrenmiş. Neyse tanıştık ettik şey yaptık konuşuyoruz. Böyle hani artık ciddiye bindi iş. Benim abim var büyük abim. Bir gün bana telefon etti. İşe gittim makineye oturdum. Bak dedi peşindeyim ha dedi biriyle konuşuyormuşsun dedi. Bu da bu arada Konyalılar hiç sevmezmiş. Neyse Metin aradım o arada dedim ki bak böyle böyle dedim. Abim bizi takip ediyormuş dedim ben bir zaman uğrayamayacağım dedim. Bak bir zaman Metin'cim ama bir zaman. Ondan sonra ya dedim bu sabah bana korku veriyor. Akşam çıkışta arkandayım diyor. Dedim öğlende de olmayacak dedim. Biz Fatih Evlenme Dairesi'nin orada bir lokanta vardı. Oraya gittik. Tam orada buluşuyorduk. Öğle yemeğine çıkmışken bir evlendirme dairesine de uğrayalım. Yok olmadı ama sonradan oldu işte. Ondan sonra neyse kayınvalidemler falan geldi. Söylemiş eşim böyle böyle diyerekten. İşte oldu bitti. Evlendik. Sen bir saç kesmeye gittin evlendin. Çıktın dükkandan. Aynen. Kadir sen ne anladın bu hikayeden? Hiçbir şey anlamadım. Bir tek fön çektirilmemiş onu anladım. Çekti. Ben 24 yaşındayım kaç senedir berbere gidiyorum. Hiç oralarda öyle bir şey görmedim yani. Seninki erkek berberi canım. Hay niye erkek berberinde şaşı kadınlar da var. Hadi be saçmalama. Tabii. En iyi kadın kuaförü erkek. Kadın kuaförü erkek oluyor da erkek kuaförü de kadın niye olmasın? Manikürcü var, pedikürcü var. Ya bilmiyorum o kadar şeyim yok.